Gel ablacığım. Konuşacaklarsa konuşsunlar. Nerede Süreyya? Süreyya nerede? Seni ilgilendirmez. O benim karım. Ulan başıma ödünü koyuyorsun. Peşime adam takıyorsun. Çoluğun çocuğun var diye bir şey demiyorum ama... bana Süreyya'nın yerini söyle. Süreyya bir hastanede. İyileşip geri dönecek. Bu bizim meselemiz. Seni ilgilendirmez. Şimdi defolup git buradan. Süreyya. Süreyya'nın yerini söyle. Süreyya nerede lan? Sana bir daha soruyorum. Süreyya nerede? Da, kelime hastalığı olmayaydı da uzanardık yatağın birine. Neyse. Hadi. Babana veda et de. Gidelim buralardan. Şimdi seni öldüreceğim. Sonsuza dek hayatımızdan çekip gideceksin. Bas lan dediye. Bas. Erkek adam silahı kaldırdı mı tetiğe basar. Bas lan dediye. Bas! Bassana lan şu tetiğe. Bas! Bak kardeşim. Kimsin nesin bilmem. Ama duyduklarım doğruysa... Süreyya'ya bir zarar verdiysen... şunu bil ki... bu tetiğe bassam bile... ben seni öldürmeden ölmem. Şimdi bir daha soruyorum. Süreyya nerede? Boşuna çeneni yorma. Asla söylemeyeceğim. Sen söylesen de söylemesen de
kendime oynarım. Abi neredeymiş Süreyya abla? Öttü mü? Yürü Elmas, yürü. Bu kadar üzülme Kerimciğim. Bunların hepsi geçecek. Tamam mı? Annem ne zaman gelecek abi kahve? Ramazan abi. Kerim? Ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Ramazan abi annemi hastaneye götürdüler. Tamam ağlama, üzülme sen. Burada mı kalacak annem? Hiç görmeyecek miyim onu? Sen ağlamazsan anneni sana getireceğim, anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Abi bu Ekrem zibidisi durmaz. Maraza çıkartır yine. Hadi gidelim. Curuma kadar yer yakarla. Hadi sen abinin yanına hadi. Bir dakika bakar mısınız? Ne var? Doktor Ferruh Usta Terli muayenehanesini bulun. Ekrem'den başka bir tek o biliyor Süreyya'nın hangi hastanede tutulduğunu. Niye yardım ediyorsun bize? Çünkü Kerim ve Süreyya için çok üzülüyorum. Ne duruyorsunuz, acele etsenize. Süreyya'ya gereksiz yere elektroşok ve ilaç tedavisi uyguluyorlar. Ben Ekrem'i Süreyya'dan uzak tutmak için elimden geleni yapacağım. Hadi gidin. Hadi Elmas. Çocuğu babasının yanına götürme. Durumu iyi değil, öyle görmesin. Gel. Ekrem Bey, iyi misiniz? Polise telefon ettin mi sen? Ekrem Bey, beni odaya kapatan o sakallı manyak bütün kabloları kesmiş. Telefonlar çalışmıyor. Allah kahretsin. Allah hepinizi kahretsin. Biliyor musun Ayşem? Ben kendi babamı da öldürdüm. Korkma. Adam öldürmek o kadar zor bir şey değil aslında. Ben sana zamanla öğretirim. Zaten bir kere alıştın mı? Bir daha hiç durmaman. Ya kim astı la? Nefessiz kalmak zormuş değil mi? Ramazan'da beni öldürüyordu ya. Siz bilmiyorsunuz tabii. Beni çok yıllarda nefessiz bıraktı. Ama aşk da, öksürük de insanın içinde durmuyor. Çıkıveriyor birdenbire. Süreyya'yı duyunca aklını kaçırdı Zahar. Beni kuyuda bırakıp sevdiceğinin yanına koştu. Ama kutluyorum Kirmastı'la. Canavar gibi kız yetiştirmişim vallahi. Bak senin için nasıl çırpınıyor. Demir memiri koparacak vallahi. Ayşe. 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 Sakin. 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 Geber lan. Geber. Geber lan. Geber. Bir sen eksiktin. Allah Zefe. Nereden çıktın sen be? Babama olanları duydum, geldim. Sırtlan, kan kokusu aldın değil mi? Ama baban ölmeyecek.
Hiç heveslenme. Lütfen söyler misin babam hangi odada kalıyor? Hemşerim nereye? Ben Hasan Çelebi'nin oğluyum. Çekilin. Baba. Ayşe. Ne oluyor burada? Sen kimsin lan? Yardım edin. Yardım edin. Ne oluyor? Ne yapıyorsun lan burada? Dayıyı mı buldun? Cemal çocuk lan seni. Dayım! Baba! Dayım! Doktor çağırın! Doktorum bu! Çabuk buraya bir doktor gelsin! Ulan şaka! Yaz kalk jandarmaya dua et! Şu telefonları tamir ettim. Kıt beyinli. Kovacağım sizi! Hepinizi kovacağım! İyi misin Ekrem? Neredesin sen? Nereye kaçtın? Bir yere kaçmadım. Kerim'le beraber. Birinin o çocukla ilgilenmesi gerekiyor. Kerim nerede? Yoksa herif çocuğu alıp gitti mi? Çocuk nerede? Senin arabanla eve gönderdim. Çocuğun haleti ruhiyesi allak bullak oldu. Ben sormadan böyle bir şeyi nasıl yaparsın sen? Burada kalıp bütün bu olaylara şahit mi olsaydın? Sen ne halde olduğunun farkında mısın? Çocuk babasını böyle mi görsün? Hemen sonra yanına gitmem lazım. Bana bir araba bul. Benim arabayla gidelim. Gökten bela yağıyor, bela. Bir yanda dayı, bir yanda Süreyya. Ama dayı bunların olacağını söylemişti. Abi yiyip bitirme kendini be. Etrafımız ***'la dolu Elmas. Namussuzlarla dolu. Ya insan sevdiğine bunu nasıl yapar? Ben Süreyya'nın kocasını adam sanmış. Yazık değil mi o güzelim çocuğu? Gözümden sakındığım kim varsa felaket başında nöbet. Annem, babam, dayı, Süreyya. Ama artık yeter. Eğer kuşanacaksak, intikam kuşağını takacağız belimize. Konuş abi, de ne diyeceksin? Çıkalım artık bu karanlık kuyulardan. Önce Süreyya. Gidip alalım onu Ekrem'den. Ayşe, Ramazan burada mı? Gelecek baba. Gelecek. Geldim baba. Buradayım. Yanındayım. Babacığım, yorma kendini. Nerede kaldı doktor? Lütfen siz dışarı bekleyin. Hadi ablacığım, çıkalım da doktor bey işini yapsın. Hemşerim, Selim'e bakın. Git buradan! Bırakın beni!
Ben ne bileyim babacı öldürmüş. Lan bunları böyle atıp atıp gidiyorlar ya. Uyuz alıyorum şu an şimdi. Lan git bir doktor neyin bul. Şunu iğneyi ne yaptın lan hadi. Hemşire hanım. Hemşire hanım. Lan dur lan ya, dönme sen. Bırak. Lan dur. Bıraktım beni. Dur burada. Ne yapıyorsun sen? Yanlış yoldayız. Geri dön çabuk. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Konuşmamız lazım Ekrem. Ne saçmalıyorsun sen? Ha? Benim hemen Süreyya'nın yanına gitmem lazım. Çabuk çalıştır şu arabayı. Çabuk. Bana artık emir veremezsin Ekrem. Konuşmamız lazım. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Seni durdurmaya, Süreyya'ya, Kerim'e ve çevrendekilere daha fazla zarar vermene mani olmaya çalışıyorum. O küçük aklınla bana tuzak mı kurdun sen? Lanet herif. Nankör. Hadi. Kazanamayacaksın Ekrem. Param bile seni bundan sonra kurtarmaya yetmeyecek. Bunu ödeteceğim sana. Allah'ım. Onur'a bir şey söylesin doktor. Durum ne doktor bey? Ameliyat ve sonradan yaşadığı şeyler Hasan Bey'i çok yıpratmış. Ama güçlü bir vücudu var. Her şeye rağmen inatla direniyor. Hayata da dört elle sarıldı. Bundan sonra da pek bırakacağını sanmıyorum. Geçmiş olsun. Felç tehlikesini de atlattı. Ama bundan sonraki 24 saat onun ciğerleri için çok önemli. Eğer bunu da atlatırsak eski sağlığına kavuşmaması için hiçbir sebep göremiyorum. Çok teşekkür ederim. Geçmiş çok olsun. Teşekkür ederim. Dayı eski topraktır. Bunu da kolayca atlatacak. Çok şükür. Müdür Hamit Bey geldi. Çavuşu cezaevine götüreceğiz. Bir haber vereyim dedim. Ben o çavuşun suratına tükürmeden hiçbir yere gidemez. Hele bir geri dönelim. Seninle ilgili konuşacaklarım var benim. Benim de seninle konuşacaklarım var. Almaz Efe, sen burada bekle. Hamit seni tanır. Çavuş! Ayşe Hanım lütfen, lütfen. Ayşe? Ve daha bu sesini. Sen nasıl bir hastasın? Ayşe Hanım lütfen, istirham ediyorum. Ben senin hastanım Ayşem. Ayşe Hanım lütfen, değmez. İstirham ediyorum, yazık. Bıraksana kızı, benim yanıma gelmek istiyor. Bıraksam ne olacak ha? Bıraksam ne olacak? Götürün. Ayşe Hanım lütfen. Kendisinde büyük bir eksiklik olduğu için böyle sapıtık sapıtık davranıyor. Siz onun kusuruna bakmayın. Tatar Ramazan kendisini biraz hadım etti de. Yazık. Ne dedin lan sen? Ne dedin? Önemli bir şey değil. Senin hakkında konuşuyordum. Kapatın kapıyı. Götür hadi. Hadi. Efendim siz hiç merak buyurmayınız. Bu olayla bizatihi ben kendim ilgileneceğim. Sevgili Kerim hastalığı ifadesini verdikten sonra bu Abdurrahman Çavuş'un idamı kesin. Dediğim gibi bu işi ben adeta bir gurur meselesi haline getirdim. İlk önce kendisini sürdüreceğim. Daha sonra da asılması için gerekirse kendimi bayrak edeceğim. Geleceğim Ayşem. Mutlaka geleceğim. Hadi 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 hadi. Hey! Dur! Dursana be! Hey! Dur! Beni Ovacık karakoluna götür. İstediğin parayı veririm. Tamam. Ekrem Bey'in çekini bozdurdum. Öğleden sonra bankaya yatıralım kızım. Tabii efendim. Ben yemeğe çıkabilir miyim? Tabii. Evet.
Yerde bulsan sayacaksın demişler. Kimsiniz siz? Konuşma lan! Ne istiyorsunuz benden? Sen Süreyya'ya elektrik mi veriyorsun lan? He? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Tabii ki deli değilseniz. İğneden sonra biraz uyur. Ardından elektroşok alırız. Aç kolunu. Kolun gitti. Lan kaçıyor. Yapmayın. Lütfen yapmayın. Konuşsana lan. Benim Hipokrat yeminim var. Ben hastalarım hakkında kimseye bilgi vermem. Paraları nereden buldun lan? Bu memlekette doktorlar bu kadar para kazanıyor mu? Nereden buldun lan? Nereden buldun? Ekrem Öztürk mü verdi? Söyle! Söyle! Elmas. Ver elektriği. Buradan sana harcanan elektriğe yazık. Bunlar hep vatandaşın vergisiyle. Yapmayın. Lütfen yapmayın. Yapmayın. Konuş lan. Nerede Süreyya? Söylesene lan. Nerede Süreyya? Ekrem Bey. Ekrem Bey istedi tedavi. Kaçma! Kaçma Almanya! Ekrem Bey çok ısrar etti. Süreyya Hanım geçmişini unutabilsin diye. Süreyya'nın rızası var mıydı? Ha? Sen ne biçim doktorsun lan? Ha? Bir daha Süreyya'ya dokunursan dilini keserim. Şimdi söyle. Süreyya nerede? Ekrem Bey hayırdır? Çabuk kliniğe bir ekip gönderin. Karımı kaçıracaklar. Ekrem Bey sakin olun. Sakin falan olamam. Ramazan Keskin karımı kaçıracak dedim size. Ekrem Bey hangi klinik demiştiniz? Ruh ve sinir hastalıkları. Endişeye mal yok. Oraya yakın zaten devrelerimiz mevcut. Bana da bir araç tahsis edin. Hemen oraya gitmem lazım. Gidin başımdan. Artık o ilaçları alacağım. Beni daha fazla uyuşturmanıza izin vermeyeceğim. Bacım düşeceğim. Atarım kendimi. Bacım, gelmeyin. Gözünü seveyim yapma ya. Artık beni uyutmanıza izin vermeyeceğim. O ilaçları almayacağım. Allah'ını seven gel şuraya ya. Bacım gel buraya bacım. Süreyya. Ramazan. Ne olur kurtar beni. Ramazan. Kurtar beni. Süreyya. Ramazan. Nereye hemşerim? Çekil lan. Ne olur kurtar beni. Vur vur çabuk vur çabuk. Ramazan. Kurtar beni. Bırakın lan kuzu. Ramazan. Ramazan. Ramazan.
Yukarıdalar amirim. Arka oda. Kim oğlum? Nerede lan bunlar? Nerede? Sen oraya. Sen buraya. Gel benim. Abi geliyorlar. Sana geçemezsin. Senin görevin aşk. Onlar. Sakın kaçırma. Ne yapıyor bu adam? Üstlenirsin. Üstlenirsin. Bakalım önce hangimiz çekilecek. Yürü Elmas, yürü. Ölümden öte köy yok, yürü. Üstlenirsin. Sakın kaçırma. Kimsiniz lan? Kimsiniz de bizi yakalayacaksınız? Sizi yakalayacağım. Benden kaçamayacaksınız. Ne pahasına olsun yakalayacağım. Üfledim sırtıma. Sana ne yaptılar böyle Süreyya? Bu sefer bırakmayacak seni. Bir daha dokunamayacaklar sana. Söz veriyorum, çocuğunu da bulup getireceğim sana. İyileşeceksin Süreyya. Yaraların kapanacak. Anne. Elmas. Eski mahalleye gideceğiz. Süreyya'nın annesine. Ramazan'dan hala bir haber yok. Çavuş Süreyya'nın yanına gitti dedi. Ramazan kim? Babam da sorup duruyor. Ya sen niye geldin Fehmi? Ha? Neden herkes bana aynı soruyu soruyor? Babama olanları duydum, geldim. Keşke hiç gelmeseydin. Senin yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Baban garip, yıllardır mapuslarda çürüyor. Oğlum, evladım, sende hiç utanma, arlanma, sıkılma yok mu? Olanlardan dolayı ben de çok pişmanım. Biliyorsun. Yüce Rabbim sana bir yüz vermiş. Sen hala ikincisini arıyorsun. Bravo. Çok güzel bir laf. Heyecanlandırmayın, çok da yanında kalmayın. Allah seni bize bağışladı. Beni böyle seven bir ailem oldukça bana bir şey olmaz. Bana bak, babam iyileşti diye öyle hemen gitmeye kalkma. Seni çok özlemişim. Ben de seni özledim babacığım.
Ben kararımı verdim. Bir daha İstanbul'a dönmeyeceğim. İstanbul'da bir sorun yok değil mi? Allah bilir yine kimden kaçıyorsun. Kimseden kaçtığım falan yok. Babamın yanında olmak istedim, hepsi bu. Sadece sen sevmiyorsun babanı. Ya ben dayanamıyorum. Ya bu yüzsüzlüğe katlanamıyorum. Ya kızım. Ağlasın. Hadi sen Ayşe'yi al da köye gidin. Biraz dinlenin, yorulmuşsunuz. Femi yanımda kalır. Beraber baba oğul vakit geçiririz. Baba, ben yorgun değilim. Kalırım yanında. Sen baba sözü dinlemiyor musun artık? Alaz. Akşama ne yapayım? Ramazan'ı bir yanıma getir. Onunla konuşacağım, önemli şeyler var. Olur dayı. Sağ ol. Hadi siz çıkın. Baba, bu Ramazan dediğin kim? Herkes ondan bahsediyor. Allah'ım, çok sevdiğim birisi. Yakında tanışırsınız. Cezaevinden mi tanışıyorsunuz? Ben çok endişeleniyorum baba. Sen iyileştiğinde o cezaevine geri döneceksin. Çavuş denen adam da orada olacak. Korkma oğlum. Adalet topaldır. Ağır aksak yürür ama sonunda gideceği yere mutlaka varır. Evet efendim. Sizin için bir mahsur yoksa herhangi bir başka cezaevi uygundur. Evet. Hayır efendim, sadece Hasan Çelebi cinayetine teşebbüs değil ki. Bu adamı kırdığı cevizler bina açtı efendim. Gel. Evet efendim. Evet. Diyarbakır cezaevi çok uygun olur efendim. Evet, evet. Gayet münasip. Tamam o zaman. Ben evrağı hazırlatıyorum. Sizden haber bekliyorum efendim. Beni bu beladan kurtardığınız için gerçekten çok müteşekkirim size. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Çıkın. Veli dayı sen de çık. Veli dayı sen de çık. Abdurrahman Cebeci. Bu akşam gelecek olan haber doğrultusunda başka bir cezaevine sürgün edileceksin. Başefendi sana gereken saati söyleyecek. Hadi. Sen de git bir an önce pulunu pırtını topla. Ula, at kafası. Ben de ilk iş icraya veriyorum senetleri. Karınla beraber doğru sokağa. Evini, eşyalarını, ki donu bile alacağım. Sen hastanedeyken ben de küçük bir arama yaptım senin koğuşunda. Bak neler buldum. Ver lan onları bana. Ah! Ah! Sadece bu da değil. Koğuşundan afyon çıktı, afyon. Çeşit çeşit bıçak çıktı. Boy boy şiş çıktı. Daha sayayım mı? Ama bunların hepsi teferruat. Sümen altı edilmiş en az 10 tane dosyam var. %50'si de cinayet. Simitçi Emin, Çoban Ahmet. Daha sayayım mı? Ha? Neyse. Zaten gittiğin hapishanede büyük ihtimalle idam edileceksin. Ha! Ama bak, eski dostluğumuza binaen
Orada yalnız kalmayasın diye bu öz evladın Aksel'iyle diğerlerinin isimleri neydi? Çakmakçı Rıza'yla Şişçi Hamdi müdürüm. Hah, o iki psikopatı da senin yanına veriyorum. Artık Aksel'iyle el ele tutuşur gidersiniz idam sehpasına. Çocuğunun ebesi ben olacağım Hamit. O çocuğu karının karnından çekip çıkartacağım. İkisini de öldüreceğim. Sonra dolabında rakı varsa bir duble koyup senin eve gelmeni bekleyeceğim. Bunu al götür. Al götür, sürgün edilene kadar münferitte kalsın. Gözüm görmesin bunu. Çık dışarıya. Çık çık. Hadi. Koş. Babam, Kirmastılı'dan haber var. Allah'a şükür Kirmastılı iyi. Doktoru da çok umutlu konuştu. En kısa zamanda sağlığına kavuşacakmış. Ağzından bal damlıyor ya. Yavaş hayvan, yavaş. Çavuşu da Diyarbakır'a gönderiyorlar, sürgüne. Müdür Hamit dedi ki dar ağacından kurtulamaz. Benden duymuş olmayın ha. Dayı, he? Piroz ben. Kurban atarım piroz ben. Serseri. Hadi oğlum ya, hadi hadi. Bu bir digin halayıdır lan. Dayım kurtulmuş. Çavuş gidi. Bugün oynamayacak. Ne zaman oynayacağız? Gel. Diyarbakır güzel bağlar. Kanı mehlor ke. Sularımız gibi çalar. Delalel orke. Ali Paşa mahlesinde. Hanı mehlor ke. Lorke oynar güzel kızlar. Yolun bizim oralara düşmüş çavuş. Arkadaşlara haber salayım da seni karşılasınlar. Aralarına alsınlar. Bir güzel sevsinler. He? Ama gel la gel. Senin o çok sevdiğin iki arkadaşın var ya, Ali ile Arif. Belki ikisi de çoktan ölmüştür lan. Birini bıçaklayıp kuyuya attım, öbürünü de öldürene kadar dövdüm. Diyarbakır'daki arkadaşlarına da gerekli alakayı gösteririm. Hadi hadi hadi. Ali, Arif, kardeşlerim! Ali, dayan kardeşim, neredeyse vardık. Köye varınca iyileştireceğim seni. Neredeyiz Arif? Az kaldı. Köye varmak üzereyiz. Kuyudan buraya kadar sırtımla mı taşıdın beni? Şşş. Hadi. Hadi kardeşim. Hala ortada yoklar. Neredeyse akşam olacak. Ayşe abla, Ramazan abi bana söz verdi. Dönecekler. Yardım edin! Ali Yeralı, yardım edin! Hemen bizim eve taşıyalım. Çabuk! İki adım aldığımızı getirin. Durmayın hadi! Kızım koş Asime'nin yanına. Ne lazımsa o yapar. Hadi! Tutun. Yardım et! Yardım et! Tut tut! Yardım edin! Yardım edin! Ramazan,
Sen de gel artık. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Ne oldu? Kızına bir şey mi oldu? Süreyya arabada baygın. Evine götürdüm. Süreyya! Kızım! Ne yaptılar kızıma? Kızım! Hastanede ilaç almışlar. Götür onu buradan. Hacı'nı duyarsa Ekrem'e söyler. Ekrem gelir alır yine kızını benden. Koru kızımı, kol kanat gel. Tamam anacığım, korkma. İyi bak kızıma. Habersiz koma beni. Allah hepinizden razı olsun. Hadi kardeşim. Dinlen artık. Ben meydana gidiyorum. Memduh Kahya'ya Ovacı'ya yollayacağım. Belki Elmas Ramazan hakkında bir şeyler öğrenir. Yardım et. Ayşe, yardım et. Nesi var? Biraz dinlenmesi lazım. Bizim eve götürelim ama. Abi ben kuyumlara gidiyorum. Ali ile Arif'e bakacağım. Bekle, ben de geleceğim. Baba, baba. Geldin mi babacığım? Geldim kızım. İyi misin sen? Siz yokken Ali abiyle Arif abi geldi. İkisi de çok fena. Ben sizi çok merak ettim baba. Neredeler? Yiyecek bir şey var mı? Kocası Ekrem Öztürk peşinize düşmeyecek mi? Düşerse düşsün. Zaten o gelmezse ben gideceğim onun yanına. Süreyya'ya yaptıklarının cezasını çekecek. Ben sizi yalnız bırakayım. Burada güvendesin. Sana çok iyi bakacaklar. Dayı nasıl? Babam iyi. Gözlerini açtı. Doktor da umutlu. Ama çavuş. Ne olmuş çavuşa? Ali ile Arif'i yaralayıp kaçmış. Hastaneye geldi. Babamı öldürmeye çalıştı. Nerede Ali ile Arif? Gel benimle. Son nefesini vermeden bırakmayacaktık o çavuş denen iblisi. Şşş. Kapı. Ali. Ne oldu oğlum, iyi misin? Abi kusura bakma, benim yüzümden kaçtı o şerefsiz. Mühim değil, sen iyi ol yeter. Abi ben iyi olsam ne olur, kötü olsam ne olur? Vicdan azabından ölüyorum burada. Ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Adamı yakalamışlar. Cezaevine götürdüler. Oradan da başka şehre süreceklermiş. Orada da idam edileceği söyleniyor. İllallah yani.
Bu heriften zarar görmeyen kimse kalmadı. Ben Ramazan'ı dayıya götüreceğim. Seninle konuşmak istiyor. Hadi vakit kaybetmeyelim. Ayşe, Süreyya sana emanet. Onu yalnız bırakma, olur mu? Endişe etme. Hadi oğlum, anlat bakalım İstanbul nasıl? Ayşe'nin söyledikleri doğru değildir inşallah. Var mı bir sorun? Ablam benim size sadece kötülük getireceğime inanıyor. Bana hiç güvenmedi. Ama bu saatten sonra da güvenmesini beklemiyorum aslında. Ama emin ol baba, geçmişte yaptığım hatalardan dersimi aldım ben. Bunları düşünerek sıkma canını. Olur mu? Ben biraz temiz hava alacağım. Fehmi, evini taşıyıp kaçmışsın İstanbul'dan. Beni nereden buldunuz? Boşboğaz Aykoyuk arkadaşlarına sorduk seni. Kaçar gibi terk etmişsin İstanbul'u. Hiç senin gibi gün görmüş bir insan elveda demeden, borcunu ödemeden gider mi Fehmi? Ben borcumu ödemeyeceğim demedim ki. Sadece biraz zaman istedim. O zaman da dolmadı. Zaman doldu Fehmi Çelebi. Kumar oynarken, borç para isterken, affın dilenirken iyiydi. Şimdi de ödeyeceksin. Hem buraya gelene kadar bir sürü de masraf yaptık. Onları da faiz olarak alacağız tabii. Babam ağır yaralı. Burası hastane, farkındaysınız. Bir iki gün daha zaman verin. Bir iki gün değil. Bir gün. Yarın yine geleceğiz. Kırmasın'ın oğlu da içeride Fehmi. Ya dayı çok şımarttı bu herifi. Yani bunun işlediği cinayeti bile üstlendi. Bu içip içip gitti köyde bir gariban marabayı vurdu. Dayı da ne yapsın oğlum. Cinayeti dedi ben yaptım dedi. Bunu hemen İstanbul'a yolladılar. Bu arada şehzadeler, krallar gibi yaşadı. Dayı da Ovacık mapusunda çile doldurdu. Yani diyeceğim o ki, bu Fehmi Züppe'nin, Bobstil'in tekidir. Önceden söylüyorum, sonra bir tatsızlık çıkmasın. Ben bu jandarmaları kapının önünden çekince sen hemen dalarsın içeri. Geçmiş olsun. Ya arkadaşlar, sizi buraya diktiler. Ne arayan var ne soran. Aç mısın, tok musun? Ha? Hadi gelin size bir çay içsin abi. Hadi. Ha, bana bak. Bir daha söylemem ona göre. Abi. Ha. Vallahi ben gelirim. Hem midem sırtıma yapıştı. Hadi yürü. Abi beni de bekleyin. Gel, gel. Ramazan. Dayı. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Fehmi ile tanır. Fehmi? Oğlum. Herkes sizden bahsediyor.
Babam gözlerini açar açmaz Ramazan dedi. Sonunda müşerref olduk. Biz olduk. Emi, hadi sen bizi Ramazan'la biraz yalnız bırak. Benimle paylaşamayacağın kadar önemli şeyler konuşacaksınız anladığım kadarıyla. Maşallah, Dalyan gibi oğlun var dayı. Sağ ol, sağ ol. Ramazan, konuşmamız gereken şeyler var. Dinliyorum dayı. Sen benim evladım sayılırsın. Bundan sonra benim neyim varsa senin. Nereden çıktı bu dayı? Bugün idrak ettim. O ameliyattan sağ çıkmasaydım. Allah gecinden versin. İyisin dayı. Sözünü kesme de bir dinle. Bugün yarın ölürsem Ayşe yapayalnız kalacak. Dayı, Alazefe var. Oğlum var. Oğlum var, var. Fehmi benim canım. Ama böyle bir sorunun altından kalkamaz. Alazefe de benim gibi yaşlanıyor. Kısacası diyeceğim şu. Köyünde toprakların da mesuliyetini Ayşe ile sana bırakıyorum. Sana canım feda. Ama ben yapamam. Kusura bakma, istemem. Senin gölgen büyük. Ben o gölgenin altına sığınmak istemem. Bilek gücü varken arkamda adamlarım olsun istemem. Patronluk yapamam mesela. Para pul istemem. Sağ ol. Sağ ol ama kusura bakma, istemem. Ben böyle yalnız olayım isterim. Tek başıma olayım isterim. Varsın boyum olmasa Söğüt kadar. Bulutlara değmesin yaprakları, ne zararı var? Ben böyle bildiğim gibi olayım. İstediğim gibi yaşayayım. Ramazan. Bu yüzden seni seçtim ya. Bu yüzden doğru adam sensin ya. İstemem dayı. Sağ ol. Ben sana ister misin diye sormadım. Sen kabul et veya etme. Bundan sonra neyin varsa senindir. Sen bir iyileşti dayı. Bunları konuşacak vaktimiz olur. Ben de sizden dışarı çıkmanızı isteyecektim. Dayı. Çocukların selamı var. Elmas, Ali, Arif. Hürmet ederler, ellerinden öperler. Sağ olsunlar. Selametle. Korkmayın. Dışarıda jandarma yok. Alazefe hala oyalıyor onları. Baba. Bu adam bir kanun kaçağı. Senin yanına böyle girip çıkması hiç iyi değil. Üstüne vazife olmayan işlere karışma Fehmi. Peki baba. Nasıl istersen. Ramazan. İyi misin? Bir şey ister misin? Burası neresi? Neredeyim ben? Ramazan nerede? Merak etme. Ramazan birazdan burada olur. Ya Ekrem? Ya Ekrem bulursa burayı? Bulamaz. Sakin ol lütfen. Benim Kerim'in yanına gitmem lazım. Oğlumun yanına gitmem lazım. Dinlen biraz. Oğlumuzu o evden almamız lazım. Oğlumuz mu?
Kerim, yemeği niye? Ben aç değilim. Kerim, yemeği niye dedim sana? Annem ne zaman dönecek? Annen seni bırakıp gitti. Bir daha da dönmeyecek. Öyle deme baba. Annem beni bırakmaz ki. Unut anne, unut. O seni çoktan unuttu bile. Öyle deme baba. Bana ikide bir de baba deyip durma. Ben senin baban değilim. Paşam. Hadi gel odana çıkalım. Kitap okuyalım. Bırak da çocuğu gerçekleri öğrensin. Ekrem Bey. Niye böyle yapıyorsunuz? Yazık, günah değil mi? Sen benden hesap mı soruyorsun? Hizmetçiysen hizmetçiliğini bil. Hadi defol be evlen. Hadi evladım. Önce çocuğu uyut, sonra da eşyalarını toplayıp git bu evden. Bu çocuğu senle bu evde yalnız bırakıp gitme. Bak, Süreyya'nın hatırına sana katlanıyorum. Elimden bir kaza çıkmadan hemen çek git gözümden. Hadi. Paşam, sen odana çık, ben geliyorum. Sen ne biçim bir adamsın? İnşallah o Ramazan gelir de Kerim'i de alır gider. Defol git bu evden. Hadi. Ekrem Bey. Bu evde yapyalnız sürüne sürüne aziz içinde öleceksiniz. Şekerim, söylüyorum sana. Bak. Adam yalnız. Karısı da hastanede. Hey, ben duramıyorum yerimde. Sen nasıl oturuyorsun orada öyle? Ne yapacağımı henüz bilemiyorum Adviye. Kafamı bir türlü toparlayamıyorum. Hey, toparlayacak ne var Güzide? Gidip söyleyeceksin. Ekrem, ben hamileyim diyeceksin. Nasıl tepki verir kestiremiyorum. Sence sevinir mi? Hey, sevinmek ne demek ayol? Adamın karısı delirmiş. Evi terk etmiş. Hey, bundan daha büyük moral mi olur Ekrem Bey'e? Bak, bunlar hep işaret. Hamile kaldığını öğrendiğin gün Ekrem Bey Süreyya'yı hastaneye yatırıyor. Evlilikleri bitme noktasına geliyor. Akışını da bırak şeker. Hayat seni mutluluğa götürecek. Bak, 9 ay boyunca sana her renkten hamile elbisesi dikeceğim. 1 lira da almayacağım. Yeter ki siz Ekrem Bey'le mutlu olun. Bilmiyorum ki. İşte biz hep bundan kaybediyoruz şekerim. Kadın dediğin ilişkisine de erkeğine de sahip çıkmalı. Anaya oturuyor musun orada öyle? Hadi bakayım. Ekrem Bey'le konuş, ondan sonra dedikoduya bekliyorum. Bak, en ince ayrıntısına kadar anlatmazsan sonra fena bozuşuruz. Aa, senin tek başına bir şey yapacağın yok. Hadi bakayım, kalk. Kalk, 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 kalk hadi. Kalk. Şimdi benim yanımda arıyorsun Ekrem Bey'i. Al bakalım. Alo? Santral? Ekrem Öztürk'ü bağlar mısınız? Tabii. Çağırıyorum kendisini Güzide Hanım. Efendim Güzide. Tamam. Tamam, geliyorum. Zaten bunaldım bu evde. Hadi Allah'ısmarladık kızım. Kendinize mukayyet olun. Sen de abla. Kerim sana emanet. Tamam mı? Sabiha Hanım'la mutlu dakikaların sona erdiyse yukarı Kerim'in yanına çık. Ben biraz dışarı çıkacağım. Tabii efendim. Sallandıracaklar bizi çavuş. Boynumuzu kıracaklar. Koskoca Ekrem Öztürk var lan arkamızda bizim.
Hiçbir şey olmaz. Ne yapacak ki o adam? Yoksa Tatar Ramazan gibi ipten mi alacak bizi? Siri! O ismi söyleme lan! Gel bakalım çavuş, gel. Git! Ekrem Öztürk geldi değil mi? Bizi kurtaracak değil mi? Ha, geldi. Kapıda bekliyor. La git! Deli deli konuşma. Böyle kurtulacağını mı sanıyorsun sen? Allah Allah! Dayı hemen asmayacaksınız değil mi? Ne asması ulan? Ne asması? Abuk subuk konuşma. Önce Diyarbakır'a, sonra da hakim artık ne zaman karar verirse ha? Beni bıçaklarken, garibin, mazlumun hakkını yerken düşünecektim bunları. Yine! Elini ayağını öpeyim dayı. Ben ettim, sen etme. Kalkla ayağa, kalk! Gururlu ol lan biraz. Yine! Yine! Hala bakınıyor. Müdürüm, affedersiniz bir şey sorabilir miyim? Sor, sor, sor. Tatar Ramazan abiden bir haber var mı? Biz eşlik etmiştik buraya sürüldüğünde. Firar etmiş diye duyduk. Sen devletin jandarması değil misin? Hı? Sen devletin jandarması değil misin? Utanmadan bu hapishanenin müdürüne, devletin hapishanesinin müdürüne elkanlı bir eşkıya sırıtarak soruyorsun. O eşkıya dediğin adam bana babamın yapmadığı iyiliği yaptı. Bu yüzüğü o bana aldı. Tamam, tamam, kes. Bu iş burada bitmez. Hamit. Bitti, bitti. Çavuş. Hiç unutma. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Ya, demek öyle. Al o zaman. Sıkıldı mahbubun canı. Gönül arz eyledi anı. Senin gibi boş menzili mi olur? Dolaşır gelir vanı. Ben seni gelmişini de geçmişini de... Kardeşim sakin ol. Beni böyle durduracağını mı zannediyorsun lan? Ha? İkinizi de öldüreceğim. Seni de o Tatar Ramazan. Sonra da gelip mezarlarınızı tüküreceğim. Şişt. Hadi hadi arabaya. Almayayım ayağımın altına. Tatar Ramazan abi hakkında da düzgün konuş. Sen nereden tanıyorsun lan Tatar Ramazan'ı? Sus sus hadi. Han it. Çavuş. Ben seni... Hadi hadi bin arabaya. Güle güle, güle güle. Oh. O kadar iyisiniz ki. Her şey için çok teşekkür ederim. Size minnettarım. Niye bunca vakitte Ramazan'dan saklıyorsun Kerim'in çocuğunuz olduğunu? Olmadı. Söyleyemedim. Zaten yıllarca ayrı kaldık. Sonra da söyleyemedim işte. Ramazan. Ramazan geldi. Süreyya, iyi misin? İyiyim. Bir tek eksik var. Biraz dışarı çıkalım mı? Tamam, çıkalım. Söyle. Daha önce de söylemeye çalıştım. Ama olmadı işte. Söyleyemedim. Kerim... Ne olmuş Kerim'e? Ekrem...
Kerim'in babası değil. Kerim bizim oğlumuz. Niye daha önce söylemedin? Neden daha önce söylemedin? Söylemek istedim. Ama olmadı. Sen uzaktaydın. Sen hapisteydin. Sen ölmüştün. Sen yoktun. İstedim. Ama söyleyemedim. Böyle hatırladım seni. Hep aklımda böyle kaldı. Bizi ayırdıklar o karanlık geceden sonra aklımda hep böyle kaldı. Bu kırmızı yemeniyle ve gülerken. Ben bugün gelsin diye nefes aldım. Bugün gelsin diye ayakta kaldım. Sen benim alın yazımsın. Neymiş bana söyleyeceğin mühim mesele? Ben bugün doktora gittim. Öyle mi? Geçmiş olsun. Neyin var? Ekrem. Ben hamileyim. İyi misin sen? İyiyim. Hiç olmadığı kadar iyiyim. Hatta harikayım. Ben hiç bu kadar sevineceğini düşünmemiştim. Sevinmez olur muyum? Bugün aldığım en iyi haber bu. Ne olur dikkatli ol. Meraklanma. Ekrem her şeyi yapabilir. Taş kalpli, vicdansız bir adam. Bir şey olmaz. Kerim'e bir şey yaparsa yaşatmam onu. Yalvarırım kötü bir şey olmasın. Yalvarırım yine ayrı düşmeyelim. Çok dikkatli ol. Sen Elmas'la Ayşe'nin yanından ayrılma. Çocuğumu salıp geleceğim. Ramazan, Sabiha ablayı da getir. Ekrem'in yanında bırakma. Tamam. Süreyya'yı hemen boşarsın. Evlenmemiz lazım. Çünkü karnım şişmeye başlayınca herkes konuşmaya başlayacak. Bir sürü laf edecekler. Biz de. Hı. Hemen aldıracaksın. Ne? O çocuk dünyaya gelmeyecek. Ah, anlamadım Ekrem. Yarın ilk işin o çocuğu aldırmak olacak. Hayır Ekrem.
Sana karar hakkı veren yok. Yarın hemen o rahminden kazıtacaksın. Hayır Ekrem, aldırmayacağım. Madem kürtaj olmayacaksın, ben de kendi işimi kendim hallederim. İlişkimiz boyunca sen beni hep yanlış anladın. Sana defalarca anlatmaya çalıştım. Sen benim bazı ihtiyaçlarımı karşıladığın bir kadınsın. Aslında bütün bunların sorumlusu Süreyya. Eğer düzgün bir eş olsaydı seninle hiç ilişkiye girmezdim. Sakın polise ya da hastaneye gitme. Doktor Yılmaz'ı çağırıp merdivenlerden düştüğünü söyleyeceksin. Ve bir daha beni asla aramayacaksın. Anladın beni değil mi? Süreyya'dan asla boşanmayacağım. Hamile bir kadın. Zina iddiası. Duymak istediğim en son şey olurdu. Kusura bakma Güzide. Hayırdır Sabiha? Emine, kalacak yerim yok. Ekrem Bey evden kovdu beni. Burası senin de evin, geç. Torunum? Torunum o adamla mı kaldı? Ocağı sönesici, adı Batasıcı. Sabiha abla, hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Ne oldu sana böyle? Ablama yaptıklarını yüzüne vurunca o da benim yüzüme vurdu. Her zaman yaptığı gibi. Bu hocayla bu elbiseleri nereden buldun? Kızımı sattı ya Ekrem uğursuzuna. Hastaneye alıp götürdüler dün. Sürüyle para verdi bu kalleşe. Allah bunların topunun belasını versin. Nedir senin bu adamdan çektiğin böyle Emine? Dayak yersin sesini çıkarmazsın. Elindeki parayı pulu alır sesini çıkarmazsın. İçip içip başka kadınlara gider sesini çıkarmazsın. Ne yapayım Sabiha? Elimden ne gelir? Sarhoşken sürükleye sürükleye köy meydanına götürüp döveyim mi? Ne kadar işti bu? Sen de bir şişe, ben değil mi ki?
Of, ne oluyor lan? Neredeyim ben? Ekrem'e Süreyya'yı hastaneye götürsün diye sen mi gammazladın? Lan ne diyorsun kadın, sen nereden çıktın ya? Konuşma! Sen Zeliha'yı dövdün mü? Sana ne? Kıpırdama! Lan, ne oluyor lan? Kızımın intikamını alıyor! Bundan sonra böyle acele karına, kızına eziyet etmeyeceğim. Anladın mı? Erkeklik gururunu oynuyorsunuz. Sen erkek misin lan? Ha? O Ekrem Öztürk erkek mi? Karısını kızına vuran erkek mi? Allah'ın cezası. Tamam. Orada. Bundan sonra ağzına içki koymayacağım. Kızından özür dileyeceğim. Ekrem denen o adamın köpekliğini yapmayacağım. Adam gibi çalışıp evine ekmek getireceksin. Bundan sonra elini ne bana, ne kızına, ne de başka bir kadına kaldırmayacaksın. Anladın mı? Ellerin dert görmesin Emine. Allah senden razı olsun. Seninkini de getir, ona da bir meydan dayağı atalım burada yarın. Tüh, senin sıfetine yazıklar olsun. Çoluk çocuğuna böyle mi bakıyorsun? Yazıklar olsun sana, bu sıfetine. Lan donguzray. Güzide! Güzide evde olduğunu biliyorum, aç kapıyı! Güzide! Güzide neyin var? Kaza, sadece kaza oldu. Hastaneye gidelim, gel. Yok, gerek yok. Arabam burada, hastaneye gidelim, hadi. Tarık istemiyorum dedim. Güzide ısrar etme, lütfen gel. Ekrem beni önce tut Tarık. Sana Ekrem mi yaptı? Güzide bunu sana Ekrem mi yaptı? Ağlama. Ağlama, ben yanındayım. Şimdi hastaneye gideceğiz. Sonra da polise gidip ifade vereceksin. Bu şerefsize bütün bu yaptıklarının hesabını soracağız. Ben git bayana bir şey getireyim. Lazım. Ekrem Öztürk'e ulaşmamız lazım. Nasıl olacak ki o? Sen şunu, Ramazan'ı nereden tanıdığını sor bir daha. Bana cevap vermiyor bu kaltaban. Niye ki? La oğlum, dikkatini dağıt şunun. Asker kardeş, şey soracağım, sen bu Ramazan abiyi nereden tanıyorsun? Sana ne? Yanlış anladın. Abdurrahman abi pek sevmez ama biz üçümüz hayranıyız kendisinin. Fevkalade bir insan. Açken tayınını bize verdi. İdareye karşı haklarımızı korudu. Yalan yok. Evleri açtırdı, hastalarımızı iyileştirdi. Değil mi ha? Tabii. Öyledir Ramazan abi. Bana da nişan hediyesi olarak bunu aldım. Nikahınız ne zaman lan? Ne oluyor orada? Kardeşim bu mu lan? He? Ne oluyor bu canım mu orada? Kız burada çirkinlikten geberiyoruz. Bunun elini yüzünü kalemle çizmişler. Flinta gibi dolanıyor. Bir endamlar falanlar filanlar. Dur arabayı, sağa çek. İn bak bakalım bir. Ne oluyor orada?
Hele Şafak kaçta? Hı? Korkma, ben sana erken tezkere veriyorum. Memleket mezarlığında bol bol dinlenin artık. Şişi. Şunun üstünü ara da anahtarları bul. Bak Selim, sen de alyansı ver lan. Ben de akacağım. Herkes duysun. Ayşe ile söz kesiyor. Ben de size mutlu, mesut bir izdivaç diliyorum çavuş. Süreyya, ben babamın yanına gidiyorum. Hastaneye. Bir şeye ihtiyacın olursa Alı Zefer'in evini sor. Herkes orada. Sağ ol Ayşe. Ramazan'la benim için yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağım. İnşallah baban en kısa zamanda iyileşir. Teşekkür ederim Süreyya. İyi misin? Ağrın, sızın var mı? Yok oğlum. Allah'a şükür iyiyim. Neden beni seçmedin? Neden her şeyini daha yeni tanıdığın bir adama bırakmak istiyorsun? Çünkü sen yapamazsın oğlum. Neden? Neden yapamam baba? Fehmi. Neden güvenmiyorsun bana? Fehmi, sen benim oğlumsun. Ben senin için hiç düşünmeden yıllarca hapis yattım. Ama yapamazsın. Bu köyleri, insanları, toprakları yönetmek için çok zayıfsın. Niye zayıfım biliyor musun? Senin yüzünden. Sen bana hiç güvenmediğin için. Beni hep bir kenara attığın için. Belki haklısın. Belki benim kabahatim. Ama sen benim canım oğlumsun. Benim soyadımı sen yürüteceksin. Ama bütün paranı... Bütün gücünü Ramazan diye bir adam yönetecek, öyle mi? Hem o bunları istemiyor bile. Sen beni hiç sevmedin baba. Beni hiç sevmedin. Öyle deme be oğlum. Sen benim biricik evladımsın. Keşke böyle olmasaydı baba. Keşke böyle sona ermeseydi. Keşke böyle bitmeseydi her şey. Ben senin istediğin oğlu olabilirdim. Ama izin vermedin. Ben de her şeyin Ramazan'ın olmasına izin vermeyeceğim.
Sen yaşarsan her şeyin idaresi onda olacak. Ama ölürsen varisim benim. Çok borcum var baba. Bilemeyeceğin kadar çok. Ben seni öldürmesem onlar beni öldürecekti. Özür dilerim baba. Özür dilerim. Şeytanın ilk yerleştiği yer insanın yüreğidir Ramazan. Vicdan Allah'ın fısıltısıdır Ramazan. Onu duymayanlar, onu dinlemeyenlerle doludur bu yanımız. Ahir ömrüm bu gece sonlansa da sen varsın. Bana bir şey olursa her şeyim senin. Biricik kardeşimdir. Buyurun. Nerede Kerim? Niçin kimsiniz siz? Çekil şuradan. Nereye gidiyorsunuz? Kimsiniz siz? Kerim! Kerim oğlum! Kerim! Oğlum! Nerede lan oğlum? Ver lan oğlumu! Bunu hiçbir yere götüremez. Buna izin vermem. Ben sana ne dedim? Eğer duyduklarım doğruysa dedim. Süreyya'ya bir zarar verirsen dedim, gelip bulurum seni. Sen zavallı bir kanun kaçarsın. Süreyya ise benim nikahlı karım. Nereye kaçabileceğinizi zannediyorsunuz? Ha? Süreyya'yı da Kerim'i de senden alacağım. Sonra o yurt dışında bir okula göndereceğim. Ne sen ne Süreyya bir daha onu göremeyeceksiniz. İyi akşamlar kızım. Ya kusura kalma. Seninle alakadar olamadık. Ayşe çok ilgilendi. Sağ olsun. Zaten demin gitti hastaneye. Babasının yanına. Ramazan abi gelmedi yanımıza. Biz de merak ettik. Ramazan Kerim'i almaya gitti. Taş konağı. Palaz Efe. O Ekrem denen herif hiç sağlam pabuç değil. Bize niye haber vermedi? Tek başına niye gitti? Uyurken ölmüş.
Kerim? Ramazan abi! Oğlum! Oğlum! Canım, kanım! Oğlum! Ağlamazsan annemi götüreceğim demiştin. Ama ben çok ağladım Ramazan abi. Götürmeyeceğim annemi. Seni ona götüreceğim, olur mu? Hadi gel. Yaşasın, anneme gidiyoruz. Ekrem Bey, Ekrem Bey. Ne olmuş babama? Bir şey yok, yorulmuş biraz. Ekrem Bey, iyi misiniz Ekrem Bey? Ekrem Bey. Ramazan, kardeş, biz seni gökte ararken yerde bulduk ya lan. Bu da bunun çocuğu ha. Ekrem Bey pavyonda sarhoşken söyledi. Ya Ramazan, ben sana dediydim bende daha ne sırlar var diye. Tüh lan. Şimdi bunların ikisini de öldürmek lazım geliyor. Bu çocuk büyür müyür, babamın intikamını alacağım diye başımıza bela olur. Kısmet. Kaderde çocuk katili olmak da varmış.